hoş geldin, şeref verdin. Elda Küba beni çok heyecanlandırdın. Şeref verdin Sayın Genel Başkanım. Çiftçi seni bekliyor. Esnaf seni bekliyor. Öğretmenler sizi bekliyor. Hoş geldin, şeref verdin. Tarlacılarımız sizi bekliyor. Kamyoncularımız sizi bekliyor. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyor. Teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz bize. Siyaset toplumu ayrıştırmak için yapılmaz. Siyaset toplumun kucaklaşması için yapılır. Siyaset zenginleşmek için yapılmaz. Siyaset vatandaş zenginlesin diye yapılır. Siyaset halka hesap vermektir. Halka hesap vermeyen siyaset karanlık odaklara siyaset verir demek, hizmet verir demektir. Siyaseti böyle görüyorum. Siyaset kadın erkek eşitliği demektir. Kadınlara haklarını teslim etmek demektir. Siyaset, belde başkanının, belediye başkanının halka hizmet etmesi demektir. Bu nedenle belediye başkanımız sizlere hizmet ediyor. Sizler için çalışıyor. Sizler için üretmeye çalışıyor. Ve biz de elimizden gelen her türlü desteği belediye başkanımıza veriyoruz. Adıyaman'ı gayet iyi biliyorum. Adıyaman'ın tütününü de biliyorum. Adıyaman'ın üzümünü de biliyorum. Adıyaman'ın fıstığını da biliyorum. Adıyaman'ın bademini de biliyorum. Adıyaman'ın çalışkan insanlarını da biliyorum. Hepsini biliyorum. Ama Adıyaman'dan beklediğimiz oyu alamadık. Bir milletvekilimiz var. Gece gündüz 24 saat çalışıyor. Ama bir milletvekili bize yetmez. Daha fazla milletvekili ihtiyacımız var. Ve bizler altılı masanın liderleri olarak bizler Türkiye'yi huzura kavuşturmak istiyoruz. Türkiye'yi büyütmek istiyoruz. Türkiye için çalışmak istiyoruz. Altı lider bir aradayız. Beraberiz. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Bu konuda bütün Adıyamanlı kardeşlerime seslenmek istiyorum. Huzur içinde olun. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye'yi büyüteceğiz. Türkiye'yi güzelleştireceğiz. Türkiye'de herkes kucaklaşacak. Herkes. Adalet! Hukuk! Adalet! Bunun için tabii sizin bize katılmanız gerekiyor. Geçmişte şöyle veya böyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne sempati duymayanlar olabilir. Doğrudur. Eksiğimiz var mı? Evet, doğrudur. Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz. Bizim de eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz. Yeni bir iklimi Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Kucaklaşmayı getirmek istiyoruz. Herkesin karnı doysun istiyoruz. Her evde bereket olsun diyoruz. Her ailede huzur olsun diyoruz. Bunun mücadelesini yapıyoruz. Bakın dün kadın kollarımızla beraber derin yoksulluk konusunda araştırma yapan kadın kardeşlerimle beraber bir toplantı yaptık. Dedik ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her ailenin asgari bir gelir güvencesi olsun. Hiçbir ailede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Her evde huzur olsun, her evde bereket olsun dedik. Bunun mücadelesini yapıyoruz ve yapacağız, göreceksiniz. Yapacağız. Biz bunu yaparken soruyorlar, parayı nereden bulacaksın? Bu bir siyasi tercihtir. Parayı Beşiktaş'a vereceksin, vatandaşa mı vereceksin? Biz Beşiktaş'a değil, vatandaşa hizmet edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Efendim Beşli Çete'den paraları nasıl alacaksınız? Paraları söke söke alacağız. Hukuk içinde alacağız. Adalet içinde alacağız. Milletin hakkını, hukukunu millete teslim edeceğiz. Ne demiş? Sayın Genel Başkan, üyelerin seçimi istiyoruz Adıyaman'da. Bir dakika olsun. O ayrı bir şey. Belli bizim CHP'li bu arkadaş. Belli. Hemen diyorum. Şu olacak mı, bu olacak mı? Ne olursa olsun takdir millete aittir. Evet. Ne olursa olsun. Milletten büyük kimse yoktur. Dolayısıyla millet partiden de büyüktür.
Milletin her ferdine saygı duymak bizim görevimizdir. Bize oy versin vermesin 85 milyona hizmet götürmek de bizim görevimizdir. Biz onlar gibi değiliz. Biz toplumu ayırmıyoruz. Biz toplumu bölmüyoruz. Biz ayrıştırmıyoruz. Herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına biz saygı gösteririz. Biz unutmayın, biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Halkın partisiyiz. Halk için mücadele ediyoruz. Efendim ben buradan bir başka yere gideceğim. Ondan sonra Malatya'ya gideceğim. Ondan sonra Elazığ'a gideceğim. Sizden tek isteğim var. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güzel bir ülkedir. Türkiye bereketli bir ülkedir. Türkiye zengin bir ülkedir. Kaynakların adaletle dağıtılması lazım. Çünkü devletin dini adalettir ve adaleti mutlaka sağlayacağız. Haksızlıklar karşısında asla susmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bunun da mücadelesini yapacağız. Kim haksızlığa uğradıysa, nerede? Coğrafyamızın neresinde haksızlığa uğradıysa, kadını, erkeği, yaşlısı, genci gelecek bana başvuracak. Bütün haksızlıkları bitireceğim. Bu ülkeye adaleti ya getireceğim, ya getireceğim. Nokta. Teşekkür ederim. Kurbanım seni verenler, Allah'ıma kurban. Kurtarın artık. Çekilin. Sen hiç meraklanma. Lütfen, rica ediyorum. Ben anayım. Ben başkanım. Hijyen, temiz. Allah'ıma kurban seni. Bakın benim. Bakın iki tane oğlum var. Üniversiteyi bitirdi ve işsiz. Herkese sesleniyorum. Lütfen, ben bir anayım, ben bir kadınım, ben bir emektarım, ellerim berbat. Lütfen rica ediyorum, siz iki tane oğlum üniversite bitirdi ve işsiz, açsız. Neden? Güneydoğu'nun tek yediği bulgur. Pilav, aş. Onu elinizden aldılar. Yeter Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Düş şakamızdan. Düş! Hiç meraklanmayın. Allah'ın izni sizlerin oylarıyla onu emekli edeceğim. Hiç endişe yok. Emekli edeceğim. Hayırlı işler diliyoruz. Selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Siz kazandıkça biz mutlu oluyoruz. Biz kazanmıyoruz şu an ya. Evet. Biz hep sadece benim yerime çocuklar doğruları söyler. Evet. Ben AK Parti'nin kurucu üyelerinden biriyim. Evet. Şu anda bile aktifliğim var ama yanımda şu an bunu iptal edeceğim ben. E-Devletime girdim. Benim yerime çocuk konusu ne yapıyormuşuz sadece? Hoş geldiniz başkanım ilk önce. Yani ne diyeyim? Biz her gün yani bıkmışız artık etiket değiştirmekten. Her gün çok zam geliyor. Heyli yani. İnşallah çözülür. Sizden tek istediğim var. Umutsuz olmayın. Yok artık adalet istiyoruz. Evet. Adaletim olmadı yerden mülk istemiyoruz başkanım. Öyle. Önce bir adalet sistemi istiyoruz. Öyle. Ben de bu partiye güvenerek oy vermiştim. Evet. Ve yönetimindeydim ama şu an ben o adaletin çöktüğüne inanıyorum. Şu an yani ülkemizde bir adalet sistemi çökmüş. Adaleti getireceğiz inşallah. İnşallah başkan. İnşallah. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Tekrar efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.
Abi bir adım daha. Hadi açılalım. Abla gel. Kemal Bey başkanım. Öyle mi? Çok memnun oldum efendim. Gel, çok sağ olun. Aman estağfurullah. Sağ olun. Nasılsınız? Hamdolsun. Seni seviyorum. Abi beni niye dostum? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İskender de Allah razı olsun. Ayağım var da. Nasıl yaptın? Bizim dedek arabayı üstün yapalım mı ikimiz? Beni dikkatle dinlerseniz, çok mutlu olurum. Emredinin içinde bulunduğumu iyiydi. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bu ülkenin, bu yönetimi hak etmediğinden de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Evlatlarımızın güzel bir Türkiye'ye yetişmesi lazım. Evlatlarımızın güzel bir Türkiye'de yetişmesi yanında güzel bir geleceği hak ediyor her bir evladımız. Onlar için çalışmak lazım. Kadını, erkeği her evde huzurun, her evde bereketin olmasını istiyorum. Herkesin kucaklaşmasını istiyorum. Kavgadan bıktık. Kavganın olmadığı bir Türkiye'yi, büyüyen bir Türkiye'yi, güzelleşen bir Türkiye'yi istiyorum. Hiç endişeniz olmasın. Adıyaman bize bir milletvekili veriyor ama bu bize yetmiyor. Milletvekili sayısının artması lazım. Onun için geldim sizlere. Evet, eğer milletvekili sayımız düşükse kabahat Adıyamanlarda değil, kabahat bizde. Yeteri kadar gelmedik. Toplamıza oturmadık. Oturup konuşmadık. Şimdi Türkiye'nin bütün illerine gidiyorum, ilçelerine gidiyorum. Günün 24 saati çalışıyorum. Güzel ülkem için, sizler için, tüyü bitmemiş yetim için çalışıyorum. Bu ülkeye adaleti getireceğim. Devletin dini adaletse kesinlikle devletin dini adalet oluncaya kadar her türlü mücadeleyi sizin için yapacağım. Üreten kimse, kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa onun kazanmasını isteyeceğim. Ben beşli çetenin adamı değilim. Ben esnaf için, çiftçi için, emekli için, taksi şoförü için, herkes için, alın teri döken herkes için çalışacağım. Herkes için mücadele edeceğim. Bunu bilmenizi isterim. Ben bunu söylediğimde parayı nereden bulacaksın diye bize söylüyorlar. Hiç endişe etmeyin. Türkiye zengin ülke, Türkiye'nin kaynakları, sizin ödediğiniz vergilerin büyük bir kısmı beşli çetelere gidiyor. Mafyaya gidiyor, baronlara gidiyor. Bunların tamamına kök söktüreceğim. Endişe etmeyin. Benim için önemli olan millettir. Sizsiniz. Bu ülkenin insanlarıdır. Bu ülkenin insanları için hizmet edeceğim ve sizin için çalışacağım. Hiçbir ayrımcılığa asla ve asla izin vermeyeceğim. Herkesi kucaklayacağız. Çiftçi üretiyor mu? Evet, üretiyor. Üretiyorsa başımın üstünde yeri var. Allah nasip eder, sizlerin oyuyla iktidara geldiğimizde bir hafta içinde çiftçinin, esnafın, bankalardan, esnaf kefalet kooperatifinden veya kredi kooperatifinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağım. O beşli elektriğe ne kadar para verdiğini çiftçinin biliyorum. Yine söyledim, Allah nasip eder iktidar yaptığınızda çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz. Bedava vereceğiz. Çiftçi üretecek, çiftçi çalışacak. Adıyaman'ın tütününü biliyorum. Adıyaman'ın bademini biliyorum. Adıyaman'ın fıstığını biliyorum. Adıyaman'ın çalışkan insanlardan müteşekkil güzel bir kent olduğunu biliyorum. Adıyaman'ın aynı zamanda tarihi kadim bir kent olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla Adıyaman'a, Adıyamanlara hizmet etmek benim için onur verici bir görev olacak. Tek isteğim
moralinizi bozmayın. Tek istediğim biraz sabır. Tek istediğim sandık önünüze gelecek ve oy kullanacaksınız. Oy kullanmadan önce vicdanınızın sesini dinleyin. Artık yeter değil. Artık yeter. Beşli çetelere, baronlara, çalışanlara izin vermeyin. Oligarklara izin vermeyin. Esnaf perişan, çiftçi perişan. Alın terinin karşılığını alamıyor. Onlardan alacağım adalet içinde ve size vereceğim. Unutmayın, söyledim, bir daha söylüyorum. Devletin dini adalettir. Adaleti sağlayıncaya kadar her türlü mücadeleyi sizin için yapacağım. Hiçbir ayrım yok. Bu halkın umudu sizsiniz. Benim uzun bir yolum var. Bundan sonra Malatya'ya gideceğim. Malatya'dan sonra Elazığ'a gideceğim. Beni karşıladınız. Sağ olun, var olun. Yolun açık olsun. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun. Hepiniz var olun. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Endişeniz olmasın, Türkiye'ye hep beraber, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, doğusuyla, batısıyla Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Bu milletin helalleşmeye ihtiyacı var. Bu milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ne onu yapacağız? Başkanım. Hayır, elbette.